Güzel bir cumartesi gününden merhabalar sevgili ETV izleyicileri. Yaşam Pusulamız Boşlar programına hoş geldiniz. Dışarıda çok güzel bir güneş, bir o kadar da soğuk ve biz yine ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Tabii Emel Hanım da, Emel Menekşe Hanım da bugün çok güzel konulara değineceğiz. Bugün özellikle Boğa Burcu özelliklerinden bahsedeceğiz. Boğa Burcu'nun neler bekliyor ve özellikle İkizler Burcu'nda, Venüs'ün İkizler Burcu'nda oluşuyla sosyal ve özel hayatımızda ne tür değişiklikler olacak, bizleri neler bekliyor, bu konu üzerine uzun uzun konuşacağız sevgili Emel Hanım'la beraber. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Yine her zamanki gibi şıksınız, bir pozitif enerjiyle beraber ekranlarda izini. Bugün güzel konulara değineceğiz. Boğa Burcu özelliklerinden mi başlasak, önceki neler söylemek istersiniz? Dilerseniz önce gökyüzü durumuyla ilgili şöyle bir kısa bir bilgi geçelim. Daha sonra da yine en son geçen hafta Koç Burcu'nun özelliklerini sıradan giderek bu hafta da Boğa Burcu'nun özelliklerini sıralayalım. Geçen haftaki gökyüzü durumu çok bu hafta netleşmeye başladı. Artık ay tutulmasından itibaren bize etkilerinin yansımaları, sonuçlandırmalar. Evet. Netleşecek yani, her şey. Tabii. Güneş tutulmasıyla başlayan ve ay tutulmasıyla artık bir sonuca bağlanan olayın bu hafta artık bütün hepimiz üzerindeki etkilerini net bir şekilde olayları yaşayarak görmeye başlayacağız. Ve başlamış olanlarımız artık da vardır muhtemelen. Her şey. Onun için bu haftaki yaşayacağımız şeyleri bir gözden geçirelim kısaca. Venüs'ün ikizlere geçişi, boğadan çıkıp ikizlere geçişi, Merkür'ün koçta iletişim üzerindeki etkisi, Uranüs'e yaptığı kare açıyla birlikte sonra değişime uğrayacak olması. Bugün ay oğlakta, tabii biraz hani dediğim gibi keçi dönemindeyiz hala. İnat dönemindeyiz. Evet, inat dönemindeyiz. Bu hafta koçların çok yoğun baskı hissettiği bir hafta olabilirdi. Önümüzdeki haftada bu devam edecek. Oğlak burçları biraz agresif yine ve içe dönük olacaklar. Yani bu burçlar üzerindeki etkilerini daha yoğun hissedecek burçlar. Bir de yay burcunun daha agresif olabileceği bu hafta söz konusu olabilir. Ateş gruplarında işte koçu etkileyen şeylerin aslan ve yayı da etkilediğini görebiliriz. Yükseleniniz aslan olarak. Venüs'ün en güzel tarafı hani ikizlerde artık boğadaki gibi net ifadeler kullanmasına başlamasıyla birlikte bu sefer sözel ifadelerin de hani Merkür ikizlerin gezegeni olduğu için Merkür'ün iletişimi daha rahatlat. Kuvvetli. Tabii ilişkilerde iletişimi daha rahat hissettirmesi, insanların birbirleriyle duygusal iletişimlerde ve para meselelerinde kendini daha rahat ifade ettiğini görebiliriz. Çok güzel. İnsanlar içlerindekini artık dışarıya verecekler. Daha yüzeysel olacaklar ve daha her şeyden hoşnut olacaklar. Boğanın verdiği bir kararlılık Venüs'ün boğadayken şimdi artık sözlere dökülecek. Ve iletişim para meselelerinde bu kadar hızlı akarken tabii artık akışı hızlandırırken bize de gelmeye başlayabilir. Hani borçlu olan insanların da bu dönemde bu haberi beklediğine eminim. Evet. Güzel bir haber olabilir bu. Venüs'ün ikizlerden çıkmasından sonra yengece girene kadar ki dönemi rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde değerlendirip bu dönemi iyi kullanmak. Evet, iyi kullanmak gerek. Ne kadar sürecek bu dönem? Yengeç dönemine girdiği zaman biraz daha işte iki hafta sürebilir. Üç haftaya yakın bir süreç bu. Bu süreçte kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Borçlarımızın ödenmesi, para akışının hızlanması, belki yatırımlarımızın olması bu dönemde daha fazlalaşabilir. Boğanın verdiği artık bir temelle birlikte bize gelen akışın maddi açıdan çoğaldığını görmek güzel bir etki yaratacak eminim. Yengece geçtiği zaman yengecin verdiği biraz maddi hep güvensizlik hissetmesi, kendini güvende hissetmesi ve hiçbir zaman hani onu maddi şeylerin tatmin etmemesi, hani onun duygusal aslında açlığını doyurmak istemesi, o dönemin girişine kadar hissedeceğimiz bu parasal rahatlığı yaşayabiliriz. Bu da 2-3 hafta dediğim gibi sürebilir. Merkür'ün koçta olması, daha sonra koçtan boğaya geçiş döneminde rahatlayacağımız bir yine iletişim söz konusu olabilir.
Bu da genel olarak düşünce sistemimizi de etkileyebilir. Merkür Boğa'ya geçtiği zamana kadar Koç biraz daha hızlı, net düşünce sistemimizi hızlı çalıştıracak. Sözel ifadelerimizi hızlı ve agresif biraz tutum içerisinde evet, olacağız. Bu yüzden ilişkilerimizde yine de dikkat etmemiz lazım. Hani duygusal iletişime Venüs ikizler güzel destek verecek ama bir taraftan da Merkür birazcık dikkat etmemiz evet, gerekiyor bu dönemde en azından. Evet, biraz daha hızlı düşünüp hızlı hareket etmek yerine sözel yanlış ifadelerde biraz daha durup düşünüp hani ondan sonra hani aceleci olmayacak bu iletişim şeklinde ondan sonra. Evet. Boğa burcunun özelliklerine geçebiliriz tabii, dilerseniz. Şimdi inatçı ben, yapısıyla boğa burçları. Evet. Diyebiliyor muyuz? İnatçı, evet, hırslı, azimli. Evet. Ben öncelikle sizin boğa burcu hakkında araştırmalarınız olmuş. Yani öncesinde genel konuştum anlamda evet. Evet. Yani boğa burçları nasıl biliriz? Evet. Nasıl biliriz? Nasıl biliriz? Ben inatçı olarak bilirim. Tutucu. Ama yufka yürekli, merhametli, paylaşımı seven, dostluk anlayışı çok kuvvetli, sadık insanlar olarak bilebilirim. Ama yeniliğe çok açık olmayan, belli kurallar içerisinde yaşayan, yeniliğe çok yavaş adapte olmaya çalışan iyi yürekli insanlar diyebiliriz boğa burçları için. Ama tabii olumlu olumsuz birçok özellikleri de var tabii ki. Olumsuz özellikleri nedir derseniz çok aşırı hırs onları yanlış şeylere sürükleyebiliyor. Yeniliğe çok açık olmamaları, sabit olmaları diyebilir miyiz? Devamlı evet. Güzel, ama duygusal insanlar. Güzel taraflarını tabii ele aldığınız gibi hani dediğiniz gibi biraz inatçı yapısının olması Venüs, tabii gezegeni, orada. Gezegeni Venüs. Olduğu için duygusaldır. Aşkı severler. Aşkı parayı severler. Parayı severler ama parayı çok severler. Boğa burcunun insanların üzerindeki etkisi daha çok hani Koç'un nasıl bizi hızlı hareket ettirmeye ve biraz daha çocuksu taraflarımızı ortaya çıkarmaya çalışsa da bir sonraki burca geçtiğinde daha artık çocuk biraz daha büyüyecek. Büyümeye başlar. Boğa'ya geçtiğinde büyüyecek. O çocuk biraz olgunlaşacak. Oturup biraz daha oturaklı, biraz daha olgun bir tavırla size karşılık vermeye başlayacak. Bu da maddi kavramları da ortaya daha rahat koyması. Onun için toprak grubundan olduğu için de maddiyatın nasıl kullanılacağını çok iyi bilirler. Evet, çok iyi bilirler. Ve huzur en önemlisidir. Evet. Koç ne kadar huzursuz, içsel bir huzursuzluk hissederse boğa o kadar huzuru arayacaktır. Evet. Güven ve huzur onlar için önemlidir zaten. Evet, güven çok önemlidir. Huzur çok önemlidir. Ve onlar sakinliği, bir arada olmayı, hareketli yaşantıyı sevmiyorlar. Evet. Bunları ve karmaşalıktan hep kuşku duyarlar. Karmaşalığın içine girmek istemezler. Koç nasıl hep karmaşalığın içerisine atlayıp orada bir oyun alanı ilan edip orada oynamayı severse, boğa da aksine o oyun alanından artık çıkıp ben kenarda dinlenmeliyim. Bu ruhun yolculuğu safhasındaki ikinci sıralama. Hani nasıl bir bebek koçken başlar ve yavaş yavaş büyür. İşte boğayken artık biraz daha büyüyecek. Daha olgunlaşmış, daha oturaklı bir tavır. Ve karşı tarafa kendini daha iyi ifade eden, özellikle duygusal iletişimi daha fazlalaşmış, içsel olarak duygularına daha çok hakim, karşı tarafa bunu daha güçlü hissettiren, daha çok güven veren bir yapıya sahip olacak. Ne istediğini bilen insanlar en azından. Ama onun da bir gölge tarafı var. Her burcun olduğu gibi onun da bir gölge tarafı var. Bu da hep dışsal güçlerin kendini güvencede hissettirecek güçler olduğuna inanması. Ama aslında içsel o güveni hissetmesi her zaman dışarıdaki o güveni de yaratmasına tabii sebep olacak. Öncelikle içe çekilmeyle içerideki güveni sağladıktan sonra boğa dışarıdaki güveni zaten kendine çekecek. Dışarıdaki güvensizlik zaten içindeki güvensizlikle gelen güvensiz insanlar, güvensiz çevre, güvensiz iş şeklinde gelecek. Ama onun olur içsel hissettiği güven, etrafındaki güvenilir insanlara, güvenilir olayları, güvenilir işi, güvenilir mekanları sağlayacak ona.
tamamen düşünce yapısıyla. Evet. Çekme, çekim gücü alakalı diyebilir miyiz? Çünkü boğa bulunduğu yerin güveniyle alakalı gerçekten bir yengeç kadar olmasa da şüphecidir. Şüphecidir. Ve onu gerçekten elde etmesi için öncelikle içsel güvenliğinin yerinde olduğunu hissetmesi gerekir. Ama bunu da sağlayabilecek olan tek kendisidir. Kendisi. Öncelikle. Sonra etrafında zaten güvenilir bir çevre, güvenilir insanlar olacak. Oluşacak. Tabii. Ve hayatını da o güven üzerine kurabilecek zaten. Önce kendisi, içindeki güvenilirlik, kendi güvenliği. Kendisi oluşturacak. Tabii. Öncelikle. Sonra dışarıdaki güven. İnatçı yapısıyla, tuttuğunu koparan yapısıyla, yönetici vasfıyla, insanları yönlendirmesiyle, bilgi konusunda gerçekten mantıksal baktıkları için gerçekten zeki olmalarıyla, keskin ifadeler kullanmalarıyla bir yönetici vasfına zaten başarılı sahipler. Olurlar. Evet, iş hayatında çok başarılı, çok başarılı ve yönetici kıvamındadır. Güçlü, evet, ve çalışkan insanlar diyebiliriz. Tabii biraz bazen tembel tarafları var. Bazen işi başkasına yaptırıp o da kıvrak zeka mı? Kıvrak zeka ve yöneticilik, evet, işte. İnsanlara iş yaptırma konusunda ustalar, uzmanlar, evet, ve bunu çok iyi becerirler. O yüzden karşı taraftaki birlikte çalışanlarının hep ondan hoşnut oldukları görülebilir. Onu çok ustaca sağlarlar. Ama böyle sağlarlar. Şeylere ihtiyaç duyuluyorsunuz. Bir babacan tavır vardır. Yani karşımızdaki insanın zaten boğa olduğunu anlarız. Böyle omuzlar biraz daha geniş. Beli doğru biraz incelen bir yapı. İşte hani kollar biraz daha kısa. Hani arka bacak daha uzun, daha uzun. Daha uzun. Ben fark. Evet. Özellikle ben biraz dışarıda, evet, böyle insanlar üzerinde yani, çok değerlendiririm. Evet. Evet. Bacak kısımları uzun olur. Evet. Hani omuzlar geniş, kollar kısa, daha çok hani omuzları daha kuvvetli, elleri daha kuvvetli olabilir. Yere sağlam basarlar. Çünkü toprağa sağlam basmak isterler. Toprağı severler. Tabii severler. Toprak grubunun oldukları için. Evet, ve onların tabii su gruplarıyla iyi anlaşması söz konusu olabilir. Çünkü yengeç, toprağı besleyen su grubudur. Evet, yengeç, balık. Tabii yengeç, balık, akrep şeklinde. Ama tabii sudan gelen varlıklar hani onun besin kaynağı olabilir. Aslına bakarsanız etçildirler. Hani çok da fazla su ürünlerini sevmezler, işte etçildirler. Ama işte onların suya ihtiyacı olduğu için bazen sudan gelen besinleri yemelerinde fayda vardır. Hani balık ve deniz ürünleri yemeleri onların beslenmesini o şekilde de sağlayabilir. Zaten yemeği severler. Yemeği severler. Gurme özelliklerinde, evet, insanlar. Özellikle de mutfak. Değil mi? Evet. Şaşalı masaları severler diyebiliyoruz, değil mi? Evet, bahsetmiştik. Hatırlıyorsun. Evet. Çünkü ben etrafından dediğim gibi takip ederim. Gözlemlerim çok iyidir bu konuda. Hı-hı. Gerçekten onları her gittikleri ortamlarda onu hissedebiliyorum, görebiliyorum. Evet, etrafınızdaki, evet, yedirici, içirici insanlar. Boğa burcu insanları oradan görebiliriz. Koçlar yine aynı şekilde. Hı-hı. Bu şekildedir. Yani hem paylaşımcı, hı-hı, hem yemek yemeyi severler. Yemek, evet, ortamlarını severler ama hani geçiştirme değil. Yani çok göze de hitap edecek, mideye de hitap edecek şekilde olması gerekiyor onlar için. Aşçılıkları da, evet, tabii. Çok da iyidir. En iyi aşçı özellikler, evet, onda vardır. Benim rahmetli annem de çok iyi bir aşçıydı. Gerçekten boğa burcuydu. İnanılmaz yani 5 dakikada çeşit çeşit yemekleri çıkartıyor. Çünkü seviyorlar. Yemek yemeyi sever. Evet. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yemek yemeyi seven insanlar, evet, yemek yapmayı da çok güzel. Ben, hı-hı, çok yemek yemeyi sevmediğim için gerçi elimden, evet, gelse belli de çok oluyor. Yani yapmayı sevmiyorum ama yaptığım zaman güzel yaparım. Ama ben yemek yemeyi çok sevmiyorum. Öyle bir şey var. Tabii herkesin özelliğine göre değişebiliyor bu da. Evet. Kova da tabii ikram edici olduğu, evet, için. Yaparım, çok güzel, tabii, ikram ederim ama kendi çok yemem. Eviyle ilgili şeyler çok önemli olduğu için. Kesinlikle. Hani sofra dizaynı sizin için ama daha önemlidir. Evet, evet. Hani dizayn etmek. Görüntüyü severim. Peçeteler, evet, renkli peçeteler, kesinlikle, renkli tabaklar, süslerim kovanın. Evet. Görselliği seviyoruz. Görsellik. Boğa da gösterişi sever, evet, görselliği tabii sever. Kadınları güzeldir, güçlü, gösterişlidir. Evet, biraz tabii kilo meyillidir, biraz balık etlidir. Evet, kesinlikle. Hani hep ilerleyen yaşlarda kilo sorunu yaşarlar. Daha. Tabii. Hani bu kısım dedim ya, hani biraz daha bel, geniş kısımlar geniştir. Evet, geniştir. Evet.
Ve onların da tabii kadınların da besleyiciliği, doyuruculuğu bir taraftan erkeğe hizmet etmesi. Yani gerçekten boğa burcu kadınlarının evde hizmetkar oldukları çok görülür. Kesinlikle. Yükselen boğalar da dahil. Çünkü belli bir yaştan sonra biliyorsunuz tabii yükselen tabii. Daha çok etkisi altına girdiğimiz burç olduğu için. Daha etkili olacaktır onlar. İşte o zamanlarda hani boğa burcunun bir değişim etkili, olabilir. Biraz daha değişim olabilir. Ve ev kadınlarında gördüğümüz daha çok boğa burcu etkisi fazladır. Onlar çok fazla iş hayatında hani becerikli yine olsalar da daha çok evde daha maharetli olup evi düzenini sağlamak, yedirip içirmek, doyurmak, annelik. Evet. Hani onlar da çok fazladır. O yüzden daha çok ev hanımlarında boğa burcu özelliklerini görürsünüz. Boğalar çoktur ev hanımı olarak çalışmayan kesimden. Çalışmayı sevmiyorlar. Evet. Daha çok ev ortamı. Ev ortamını erkeği de bayana da çok seviyor. Yerleşik evet. Hayatı sevdikleri için diyebilir miyiz? Evet, onlar evde kalmayı, evde yalnızlığı, bazen kendi köşelerine çekilmeyi de sevebilirler. Ama etrafını yedirip içirmeyi sevdiği için konu komşu hiç boş kalmazlar. Ve onlarla bir araya gelip onlara mutlaka verici bir tavır sergilerler. Boğa burcunun başka önemli özellikleri de var. Şimdi Venüs dediğimiz zaman aşk da devreye giriyor. Aşk, sanat. Tabii aşk konusunda da ustalar. Venüs hem terazinin hem de boğa burcunun gezegenidir. Bu yüzden her ikisine de hem sanatsal özellikler hem aşka dair daha güçlü bir yapı. Ve tabii sadece aşk da değil. Hani Venüs biraz da cinsellik de içerdiği için hani bizim cinsel tarafımızı da sembolize ettiği için özellikle kadınların cinsel tarafını sembolize ettiği için mesela bir boğa burcu kadınının Venüs etkisinde olması onun tabii cinsel gücünü artırabilir. Daha çok iyi bir eş konumunda erkeğe ideal bir partner olabilir. Yükselenin de yüksek burçlar diyoruz. Tabii. Erkeklerinde de bu durum söz konusu olabilir. Biraz daha annenin çok gerçekten etkisi altında kalan boğaların zaman içerisinde kendi kimliklerini elde ettiklerinde çok değiştikleri görülebilir. O baskılanmış, o güçlü yapı annenin egemenliğinden çıktıktan sonra çok daha baskın bir boğa burcu haline gelebilir. Ve daha iyi bir aile babası, daha çok hani güçlü bir yönetici. Hani belli konumlarda gerçekten üst düzeyleri görebiliriz boğanın. Kadınları da dediğim gibi ev hayatında çok üstün görebiliriz. İyi bir anne, iyi bir eş şeklinde görülebilir. Boğa her zaman için bir yuvayı da temsil eder. Hani yuvanın güvenli varlığı. Bağlıdırlar. Tabii. Zaten. Toprağa bağlılık, işte milliyetçi bir yapı, kesinlikle. Aileyi korumak. Bunları da ifade edebilir. Sahiplenme içgüdüleri yüksek. Boğanın ruhsal durumuna gelince biraz daha tabii agresifliği içerisinde yaşayan, çok da fazla koç gibi direkt iletişimde agresifliğini yansıtmayan. Sabırlı öfkesini oldukları için biraz beklerler değil mi? Evet. Biriktirerek birden patlama olabilir. Evet. Çok büyük boyutlarda sinirlenebiliyorlar tabii ki ama sabır birden patlarlar. O kötü işte. Öfke yani patlamaları çok olabilir. Aslında biriktirmemek de gerekiyor. Evet. O yönleri biraz törpülemeleri gerekiyor sanırım. Aynen. Ve o öfkesini içerisinde biriktirdikleri için tabii birazcık da hastalık durumları söz konusu olabiliyor. Boğanın öfkesi kendisine zarar veriyor. Biraz kinci yapısı, içeride biriktirdikleri, unutamaması, yapılan iyiliği unutmadığı gibi kötülüğü de unutmaması. Biraz orada hani o yapısı biraz akrebe de benzer ama akrep gibi zarar vermez. Boğa kendisine hiçbir zaman karşı tamam. Evet, kendine zarar verir sadece. Hani karşısındakine sokmaz, akrep gibi karşısındakine zarar vermez. Ve hiç düşünmez bile zarar vermeyi. Ama sadece kızar, küser değil mi? Ve içe çekilir. Evet. Ve içerisinde büyütür. Ama o anlarında kırıcı olabiliyorlar yalnız. Tabii. Karşı tarafı çok kötü bir şekilde kırabiliyorlar. Bazen kırıcı olabilirler. Tabii o bütün yapıya baktığımızda, haritasındaki yapıya baktığımızda etkilidir. Ama genel olarak boğalar karşı tarafı çok fazla kırmamaya çalışırlar aslında. Ve içerisinde kendine kızarlar, kendinde büyütürler. Hastalıkları da bu şekilde büyütürler. Daha çok karın bölgelerinde hani şişlikler, büyümeler, yağlanmalar, daha çok hassas olan yerleri işte karın bölgesindeki iç organları olabilir.
Bu yüzden boğaların içe atmamaları, dışarıya bir takım şeyleri rahat rahat ifade etmeleri. Kesinlikle. Ve öfkelendikleri zaman da onu akıtacak bir kanal bulmaları, ya karşısındakine iyi ifadelerle bunu yansıtmaları ya da hiçbir zaman oturup düşünüp geçmişle ilgili kurgularda bulunmamaları. Takıntı haline getirmeleri evet, gerekiyor. Geçmişte artık ne olduysa hepsini affedip geride bırakmayı, affetmeyi çok becermeleri gerekiyor. İçsel olarak affetmedikleri her şey karınlarında büyüyor. Ama tabii onlar için zordur evet. Affetmek değil mi? Evet, biraz zor. Ama onu yapmaları gerekiyor. Zaten sağlıklı öğrenmemiz gereken ders de bu. Kesinlikle. Yani derslerimiz bu şekilde zaten öğreniyoruz. Astroloji de bize bu yüzden bunu rehberlik ediyor. Biz de bu programı bu yüzden yapıyoruz umarım. Evet, faydalı olmak açısından. Faydalı olabilir. Kesinlikle. Çünkü yani olumlu ve olumsuz yönlerimizi bilmemiz gerekiyor ki ona göre davranmamız gerekiyor. Hem kendimiz açısından hem etrafımız açısından bu olmazsa olmaz diyebiliyorum ben. İşte öğrenmesi gereken boğanın özetle en önemli ders değişime açık olması. Çok kolay değişemeyen bir burçtur çünkü. Hani, toprak gruplarında genelde değişim Başak, zordur. Oğlak'ta ama en zoru boğadadır. Boğa. O yüzden onun değişimine uzun bir zaman harcaması ve buna gönüllü olması gerekir. Değiştiği zaman ama mükemmel bir yapıya sahip olabilir. Çünkü güçlüdür. Yani güç onda vardır. Enerjisi çok yüksektir. Şimdi geçen hafta ya da önceki haftaki programımızda anlatmıştım. Her grubun içerisinde o gruba uymayan yapı, işte ateş gruplarına uyan yapı da boğada var. Hani aslında toprak grubunda olması neden dediğim burçlardan biridir. Ateşe daha yakın özellikler gösterir. Evet. Şimdi Venüs ikizlerden bahsedeyim biraz da. Boğa burcunun özelliklerine geçelim. Venüs ikizler. İkizler dediğim gibi iletişim gezegeni söz konusu. Onun gezegeni aslında Merkür. Düşünce sistemimiz anne eviyle alakalı, üçüncü evi ifade eden, üçüncü ev hem anne evimizde hem düşünce sistemimizi belirleyen evdi. Burada çünkü anneden genetik olarak aldığımız düşünce yapımız söz konusu olabiliyor. Direkt zaten Merkür, üçüncü ev ve Venüs'e etkisi daha çok bize düşünce sistemimizdeki anneci tavırların yani annemizden bize yansıyan genetik olarak aktardığı ilişkiye bakış açısı, Venüs ilişkiler söz konusu olacağı ve parayla olan konular söz konusu olacağı için daha çok anneden bize aktarılan ve bir ilişkimize bakış açımızı nasıl geliştireceğimiz konusunda Venüs ikizlere girdiği zaman tıpkı annemiz gibi davranmaya başlarız ilişkilerimizde diye düşünüyorum. Üçüncü ev bizi tetikleyecek, daha çok annemizle iletişimimiz artacak ve karşımızdaki insanlara da annemiz nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmaya başlayacağız biraz daha. Bir de tabii konuşkan bir yapı, ikizler çok konuşkan, çok iletişimi güzel, güçlü, hızlı, hareket eden, zeki, çok pratik. Zeki, evet, pratik ama yüzeysel. Evet. Derine inmiyorlar evet. Derine inmezler. Derin konusunda biraz ben oraya inmeyeyim, ben orayı almayayım, orada kalsın. Ben şöyle yüzeyden giderim, havadan. havadan. Evet. Ben bu ilişkileri süzerim, evet. İletişimi çok hızlı kurarım, güzel kurarım, daha zengin ifadelerle kurarım, daha eğlenceli kurarım. Kesinlikle. Derinler biraz daha beklesin. Hani nasıl altta bir derinlik işte su gruplarında söz konusu olacaksa önce bir yüzeyselliğe de bir ihtiyacımız var. Şimdi eğlence zamanı diyebiliriz yani. İkizler bir eğlence sembolü güzel. Benim için. 3 hafta çok hareketli, güzel, eğlenceli bir döneme evet, giriyoruz. Aşk ve eğlence var yani. Tabii bunu iyi değerlendiren bu baharın da verdiği artık bugün yine güneş açtı. Kesinlikle. dediğim artık gibi havada daha güzel değişim. Güzel bir döneme gireceğiz inşallah. Dozunu kaçırmamak da gerekiyor değil mi bu dönemde? Evet tabii yani hızlı davranmamak gerekiyor o kadar da. Tabii üzücü şeyler yaşamamak adına biraz daha hani temkinli yine de. Ama yine de dur demeyecektir ikizler. Öyle. Biraz daha hızlı hareket etmeyi sevecektir orada.
nasıl ay tutulmasıyla, havada olmasıyla birlikte havanın değişkenliği söz konusu olursa, ilişkilerde de tabii birdenbire yanar döner değişken tavırlar, olacak. Kararsızlıklar da söz konusu olacak. Olabilecek. Gerçi ikizlerde olunca kararsızlıklar da olacak, evet. Değil mi? Olsun olmasın, tabii. Yapsam hani mı yapmasam mı? Çift ilişkiler, çift insanlar, çift, karşımıza evet, çıkan kararlar. İşte çift seçenekler, hı hı. Yani bu da bunlar söz konusu olacak tabii. Tabii olabilecek. Genelde seçimler çoğalabilir. Bu yüzden kararsızlıklar olabilir, evet. İnsanların hayatında. Ama kararlı olmayı öğretmek açısından da bu dönem iyi ama bir... Ama netleşecek zaten. Tabii. Öyle bir dönem. Sonrasında daha netleşebilir. Boğa kararlılık vermişti zaten. İkizler'de şimdi biraz daha kararsızlaşacağız. Sonra ama netleşmeye başlayacak. Tabii yengeçte biraz daha durum... Artık yengeç döneminde temelli kurulabilir yani. Tamamen temelli. Tartıp emin olacağız. Tabii. Zaten emin olmadan mümkün güven, değil. Güven, eminlik. şimdi bugün ay Oğlak'ta demiştim ilk başlarken. Duygusal ayın, anlamda nasıl, neler yaşayacağız, evet, değil mi? Duygularımız, ay burçlarımızı kısaca bir gözden geçirmiştik geçen hafta. Ay burçları duygu burçlarımız. Ayın Oğlak'ta olmasının ne gibi etkileri olabilir? Sizce neye gidiyor? Biraz ne katılaşacak gibi? Mıyız duygularımızla? Soğuk duruşumuz, soğukkanlık mı olacak? Değil mi? Hemen bence, bunu ifade edebiliyorum. Oğlak'ta bir tabii ki belli kuralları olan, duygusal anlamda çok hemen net olmayan, biraz kuralcı olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilir miyiz duygularımızla? Yani tabii. Şimdi şöyle diyeyim, her zaman da ilk önce ifade ettiğim ay Oğlak, Hitler ruhu. Kesinlikle. Alo Hitler. Aşırı kuralcı. Hitler hatta ruhu. Kuralları sıkabilen, baskı. Kendine göre biraz, kurallar evet, koyan. Döneme giriyor Oğlak anlamda. Her zaman kendi kurallarını kendi evet. Koyar. Karşı tarafın kuralları diye bir şey söz konusu olamaz. Kesinlikle bir kuralı karşıda gördüğünde ona riayet etmesi için ona gerçekten çok inanması gerekir. Ve onun kendi kurallarıyla özdeş olması gerekir. Eğer o kurallara özdeş değilse mümkün değil. Yani o kuralları uydurmak onu. Kesinlikle. O kendi kurallarını koyacak, kendi felsefesini yazacak. Ona uyacak. Tabii kendi anayasasını yazacak hatta. Ona da herkes uyacak. Herkes uyacak şeklinde. İşte Hitler ruhu dediğim zor. Orada. O da çok zor ama burada biraz sıkıntı yaşayacağız o zaman. Evet. Yani duygusal sıkıntı yaşanabilir. Ay Oğlak biraz daha insanların üzerinde biraz baskı yaratabilir. Duygular. Karşı tarafı biraz baskın. Zorlu bir dönem. Biraz daha kendi kurallarımızı koyan. Ve karşı tarafın ilişki ya da duygusal dünyalarıyla ilgili biraz daha katı olduğu, biraz daha mantığa yönelik, hani toprak olduğu için biraz daha mantıksal. Duygusal bakmıyorlar tabii onlar. Duygusal bakmıyorlar çoğu zaman ama yine de içlerinde bir duygusallık var. Var, çok var. Çünkü ama... biraz sanatçı ruhu var. Yani iyi sanatçılar da Oğlak Burcu'ndan çıkar. Çok güzel ek, yani oyunculuk, tabii ki duygusallar. Oyunculuk maharetleri var. Karşı tarafa çok güzel bunu sergileyebilirler duygularını aslında istedikleri zaman. Kendileri istedikleri zaman, planladıkları zaman başaramayacakları şeyler yok. Oğlan duygularıyla ilgili karar verdiği zaman orada da başaramayacağı hiçbir şey yok işte. Ay Oğlak'ta kararlı duygusal iletişim, kararlı duygular, duygularımızdan emin olmak, duygularımızla ilgili bir anayasa çıkarmak. Artık benim duygularımla ilgili bu anayasam hazır ve ben bunu yürürlüğe koyuyorum. Kesinlikle. Bundan sonra buna riayet edeceğim. Daha kararlıyım şeklinde duygularında karar vermeye yönelik. Zaten kendinden emindirdi aslında, tabii. Değil mi Oğlak? Yani duygularından tabii. Emin olmadan, yani herhangi bir şeyden emin olmadan zaten bir yola çıkmazlar. Bir de sebebi vardır mutlaka. Evet, tabii. Ona göre mutlaka daha bir sebebi vardır. Temelini oluşturmuşuz tabii, zaten. Zeki de oldukları için aslında onu hissetmelerinin sebebi vardır. Temelinde ben bunları yaşadım. Bu yüzden duygularım bu şekilde değişti ya da bu şekilde olması bir konuma geldi. Artık bu şekilde olması gerekiyor diye bir kararlılığa varabilir duygularından insan. Bu kararlılığı Ay Oğlak verecek. Bakın Venüs ikizlere girmesi dedik. Biraz kararsızlık dedik. Evet. Ama bir taraftan destekleyen bir şey geldi aslında. Evet, Ay Oğlak da kötü bir şey değil. Bir şeylerin oturması. Venüs'ün ikizlerde gelecek. Olduğu dönemde olması gereken bir şey aslında. Aslında dengeleyecektir. Dengeleyecek. Dengeleyecek. Bu da çok güzel. Yani orada daha kararlılık verecek yine duygularda. Ay Oğlak'ta. 2 gün, 3 gün sürecek. Sonra netleşecek.
Ay boşluğa düşecek biraz. Öyle mi? Tabii. Niye yaşayacağız o boşlukta? O boşlukta biraz sallanabiliriz. İşte, ne yapsak? Bir yani arayış mı olacak? Salı günü biraz sallantı, salı sallanır modeli olabilir. Ne zaman bitecek bu sallantı? Umarım tabii fiziken bir sallantı yaşamayız. Ama geçici sallantının bir şeyleri dönem yerleştirmesi için de hani. Dönem olacak. Hatırlarsanız sallayacağız. Boşluklar donmaya başlayacak. Evet, evet onlar için de. Bu hafta kovalarla ilgili güzel bir şey var. Ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Sürprizleri bekliyorum ama iyi sürprizler olsun. Güzel şeyler var. Hani devrim yaratacak şeyler var. Evet, sonuçta evet. Devrimci bir yapısı var kovanın biliyorsunuz. Uranüs yani. Etkisi. Evet. Uranüs güzel etkiler yenilik yaratabilir. Bu hafta insanların devrimsel güdülerini artıracak o yüzden kova. Tabii kovalarda da biraz devrimsel yanlar. Var var. Başladı bu ara. Başladı değil mi? Bir değişim söz konusu. Evet. Geçen haftadan. Bu ara yalnız bunun tabii ben bilmiyordum şimdi sizden öğrendim. Hı-hı. Bu son zamanlarda bir haftadan beri hı-hı hayatımda reform başlatıyorum diye kendi kendime sürekli konuşuyorum. Evet. Hayatımda reform başlatıyorum. Çok güzel. Yeni bir şey açacağım. Yeni bir hayatımda her türlü her anlamda yeni kararlar vereceğim. Harika. Yenilenmem gerekiyor diye kendi kendime ve etrafımdaki yakın arkadaşlar da bunları bilirler. Söylemeye başladım ama bunun tamamen bilincinde değilim yalnız, farkında değilim. Bunu söylemeye başladım. Değil mi? Ayak izlerini daha önceden hissetmeye başlamışım onu herhalde. Etkisini yaşıyorum ben de. Ve sonra ne olacak? Geçen haftaki işte bahsettiğim o şey başladı demek ki. Başladı mı? Çok güzel. Uranüs etkisini. Çok iyi. Yalnız şöyle bir şey var. Biraz hani Merkür'ün Koç'taki kare açı yapması Uranüs konusunda biraz sıkıntı yaratabilir. Yani biraz agresiflikle bir devrim yaratmak isteyebilirsiniz. Var, birazcık var. Kaçıyorum ama. Evet. Böyle bir gerginliğe girmemek için kaçıyorum ama. Evet. Evet, hissedebiliyorum. Yani kova çok da fazla tartışmacı değildir. Daha zeki, daha stratejik hareket eder. Çocuğum yine de sadece işte Merkür'ün Koç'ta etkisinden birazcık esinlenebilir. Bir gerginlik olabilir ama. Ya ben kovalıktan çıkayım birazcık artık söze dökeyim bunları falan gibi davranabilir. Evet, evet, ben yapmaya başlıyorum bu dönem. Evet, Uranüs işte orada bir değişim sağlayabilir. Artık herkese stratejik davranmak durumunda değilsiniz. Herkese onların istediği gibi davranmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle. Sadece kendiniz gibi davranmak istediğiniz gibi davranın. Kovalar genel anlamıyla evet söylüyorum tabii size ve size söylüyorum gelinim siz anlayın evet misali. Genel anlamda bütün kovaları ilgilendiren bir konu çünkü. Terazi tabii ikizler bunlar da stratejik davranmayı tercih eden hava grupları için. Ama tabii kovada bu daha fazladır. Dilerseniz artık kendiniz ne hissediyorsanız onu söylemeye birazcık artık cesur davranın. Bana tercüme oldunuz biliyor musunuz? İçimdekilere tercüme oldunuz evet şu anda. Öyle bir moddayım çünkü hissediyorum bunu da biliyorum. Ne mutlu ne güzel. Evet. Bunun sadece size etkisi yok. Bakın bunu izleyen bir sürü insan da faydalanacak. Ama size çok etkisi ekranlarda olan sizin yansıttığınız enerjiyi karşı tarafların da alması söz konusu gerekiyor olacak. Alsınlar zaten. Bu vasıtayla pek çok insanın sizin de güzel enerjiniz yayılacak. Hı-hı. Ve karşı taraftaki izleyicilerimiz de faydalanacak kesinlikle bundan. Ben eminim pek çok insana, ulaşabileceğimiz pek çok insana buradan güzel mesajlar verebiliriz. Hı-hı. Ve onların kendi değişimlerinde katkımız olursa ne mutlu bize. İnşallah. Uranüs'ün etkisi bu sene gerçekten çok yoğun. Yani bu sene insanların, etrafımızdakilerin, herkesin çok fazla değiştiğini görebilirsiniz. Ve değişim gerçekten hızlandı. Bunu sadece istediğim için ya da öyle zannettiğim için değil. Yani bunu veriler ve gördüğümüz sahnelerle. Tabii bunları da açıklayabiliyoruz. Ama şu da var ki tabii değişimi yaratırken biraz sancı da çekmemiz söz konusu olacak. Olabilir. Sancı çekmeden doğum olabilir mi? Hayır. Yani bir anne evet, sancı çekmeden doğum olmaz yapamaz. O yüzden biraz sancı 9 ayı bekleyelim, 10 gün daha bekleyelim. Gecikebilir 15-20 gün. Ama sabırlı olalım en azından. Ama sabırlı olalım. Eninde sonunda doğacak o çocuk. Ama çok da güzel bir şey olacak inşallah. Tabii çok güzel bir şey olabilir. Ama sonrasında tabii onu da biraz büyütmek gerekecek o çocuğu. Yine sabır. Hayat sabırla tabii geçiyor zaten. Yani yürümesini beklemek. Hı-hı. Hani bir çocuğu büyütmek gibi düşünün. İçinizdeki değişimi. Hı-hı. Onu önce bir hamilelik safhasında sancılarla büyütüyorsunuz. En sonunda doğuruyorsunuz. Hı-hı. Ortaya bir değişim çıkıyor. Ama sadece doğurmuş olmak yetmiyor değişim için. Onu sonrasında hayata geçirmek.
o çocuğu büyütmek, o çocuğu yürütmek ve o çocuk yürürken de sizin onun büyüdüğüne katkıda bulunmanız ve onu seyretmeniz de söz konusu. Bazen kendimizi seyredelim o yüzden. Önce o çocukla ilgilenelim, doyuralım, altını değiştirelim, yürümesini sağlayalım, ona bir şeyler öğretelim. Sonuçta yani bunlarla uğraşacağız, mücadele edeceğiz sonuna kadar. Ondan sonra da o çocuk büyüsün, büyürken bir taraftan da izleyelim, fotoğrafını çekelim. Onun keyfini evet yaşayalım değil mi? Tabii, kendimizi izleyelim yani. Orada bir çocuk var içimizde. O çocuk bize ait. Biziz. Değişimden sonra büyümesi gereken bir çocuk. Kesinlikle. Sadece değişmek yetmiyor. O yüzden o çocuğu büyütelim, yürütelim. Sonrasında da oturup izleyelim. Bakalım nasıl değişmişiz. Güzel bir değişim olacak. Evet. Önümüzdeki hafta içerisinde neler olacak? Şimdi tek tek burçların bu hafta beni neler bekliyor? Şimdi merakla bekledikleri. Vardır. Tabii. Koçlar için başlayalım. Koçlar her zaman için zaten hep güzel şeyler ve maddi şeyler bekler. Ve benim hayatımda iş ve para olacak mı? İşte ben başarılı olacak mıyım? Bunları bekler. Bu hafta para gelmeye başlayabilir koçlar. Ama şu agresif tutumları ve korkuları ve biraz agresiflikten kaynaklanan baş ağrılarını, özellikle baş ağrılarını, sinirlerindeki gerginlikleri ve kramplarını, çok kramp görebiliriz, yaşayabilirler. Vücutlarında kramp etkisi yaratabilir bu. Birden agresifleşmek onlarda. Sağlık sorununa da sebep bu hafta olabilir. Sağlıkla ilgili sorunları kenara bırakacaksınız artık. Ondan sonrasında para da gelmeye başlayacak. Nisan ayı sonlarına doğru artık para gelmeye başlayacak. Venüs etkisine girecek olan Güneş tabii bu aya geçmesiyle birlikte. Sizdeki olumsuz güneşinizin aldığı açılardan çıkmış ve ondan sonra para etkisiyle birlikte istediğiniz paranın geldiğini göreceksiniz. Çünkü biraz koçlar sıkıntıda bu ara. Boğa burçları önümüzdeki hafta güzel tabii. Her zaman için onun güneşe yaklaşmasıyla birlikte güneşin etkisinden daha çok faydalanması ve Venüs'ün etkisinden faydalanması söz konusu olabilir. Sadece geçen haftaki o Venüs Boğa'da yaşadıkları, verdikleri kararları dediğim gibi iletişim sahnesine koymaları ikizler döneminde biraz onları zorlayabilir. Çünkü çok ağır hareket ediyorlar. Biraz daha hızlanmayı öğrenmeleri gerekiyor yani. Belki Venüs ikizlerde onların hızlı iletişim kurabilmelerini ve zamanı hızlandırmayı biraz daha öğrenmeleri gerektirecek. Sonra İkizler için söyleyeceğim şey de en güzel şey. Özellikle ikizler hatunlar geçen hafta da söylediğim gibi hep ilişki konusunda ne zaman bulacağım? Ne zaman doğru aşkı bulacağım? Yani çıktı çıkacak evet, karşılarına. İkizlerde çok karşılaştığımız. ve genellikle geç evlilikler de ikizler burcunda söz konusu olabiliyor. Ya çok erken evleniyorlar. Ya da erken evlenip boşanıp diğer hani bu ani karar vermeleri ve kararsızlıkları bunu etkiliyordur. Ya erken ya geç değil mi? Bu şekilde oluyor. Evet kesinlikle. Erkekleri Peter Pan özelliğinde, bayanları da sosyal kelebek niteliğinde uçuşan. Benzetme güzeldi. Sevindi. Yaramaz çocuk erkekleri. Ve konuşkan. Evet, kadınlar kesinlikle. Feminen etrafında sarılan kadınların arkadaşlarıdır hep. Evet, evet. Yani İkizler Burcu benim de erkek arkadaşlarımın gelip kadınlarla sürekli dedikodu yaptığına rastlayabilirim yani. İkizler için güzel bir dönem tabii, şanslı bir dönem artık. Zaten geçen hafta başlamıştı. Bu hafta yeni aşklar, yeni ilişkiler, yeni iş, para girişimleri. Tabii onların cinsel kimliğindeki artış, göze çarpmaları, en iyi ikizler etkisi Adriana Lima, Angelina Jolie gibi örnek verebilirim. Güzelleşmeleri söz konusu. Venüs tabii. Güzellik çünkü verecek görselliğe onlara. Görselliğe zaten önem veren özellik de oluyor. Çünkü görsellik çok önemli. Tabii. Afrodit özelliği olduğu için değil mi? Venüs, tabii, Venüs görsellik etkisi. Ön plana çıkacak. Hı-hı. Sanat daha çok ön plana çıkacak. Evet. Sanata yatkın belki bir dönem olacak, merak olacak. Eğlenmeyi sevecekler bu tabii, anlamda. Tabii, eğlence artacak. Daha hareketli göreceğiz herkesi. Partiler düzenlenebilir, yeni organizasyonlar yapılabilir. Televizyon kanallarının bu konuda gerçekten faaliyette olduğunu görebilirsiniz. Çünkü iletişim
olduğu için bütün yayın organlarında bir değişim söz konusu olabilir. Böyle bir hızlanma, böyle bir faaliyet. Reklamlarını değiştirebilirler. Bakalım önümüzdeki hafta hangi kanal kendi reklamını değişik bir versiyonda sunacak? Takip etmek gerekiyor bunu. Evet. Yeni yayınlar başlayabilir. Yeni sanatsal faaliyetler artabilir. Özellikle yazarların bu dönemde daha belki çok ortaya kitap çıkacaklardır, albümler çıkacaktır değil mi? Evet. Çok da güzel. Takip edeceğiz bakalım neler olacak bu hafta. Sanat, büyük gelişmeler var. Sanat ve sinema ve yayın organlarını takip edin. Faaliyetleri çoğalacaktır eminim. Ve tabii güzel şiirler yazılabilir. Hava gruplarında ben şiir. Ben başladım. Ya. Ama bir şiirinizi lütfen burada istiyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde okumak lütfen. İsterim. Sevinirim. Ama bu dönem yazmam lazım onu. Geçen hafta bir şiir gördüm. Geçen hafta. Evet. Yavaş yavaş tamam. Biraz erken kapatacağız bu arada. Öyle mi? O zaman hızlanalım. Yengeçlere geçelim. Yengeçler için bu hafta güvenlik arayışı biraz zorluk yaşatabilir. Hızlanıyoruz. Evet, yengeçler için güzel dönüşümler zaten söz konusuydu. Tutulma ile birlikte başlayan. Ay zaten yengeci etkiledi. Güzel dönüşümler var. Biraz sancılı olacak işte o bebeğin doğuşu onda. Duygusal anlamda biraz nostaljik etki, geçen haftaki ay yengeç etkisinden çıkıp sıyrılıp artık biraz daha ortaya çıkmak, biraz daha kendini göstermek, çekildiği kabuğundan dışarıya çıkmak. Ama ara ara o yapıyor zaten. Yani evet ara ara kabuğa çekilmek söz konusu. Oluyor. Sonra aslanlara geçelim. Aslanların tabii zaten Jüpiter aslandı şu an şaşalı bir dönem. Ekranlarda aslan burçlarını çok görebiliriz işte. Venüs ikizlerdeyken ikizlerle aslan burcunu yan yana çok görebiliriz. Ve aslan ikizler uyumlu da olabilirler bu dönemde birbirleriyle o yüzden. Aslan'ın Ağustos 11-12'ye kadar sürecek olan Jüpiter döneminde iş hayatlarında gerçekten ilerleme olabilir. Ateş gruplarında olan yalnız agresiflik onlarda var. Yani uyku dönemi geçen hafta çok uykucu olan artık aslanlar bu hafta biraz evet uyanabilirler artık uykularından. Kendi uykularını alabilirler. Başak burçları. Başak burçları için sancılı dönem biraz daha devam ediyor. Maddi sancılar Ağustos'a kadar devam edecek olan planlarını yapma zorunluluğu ve bütçelerini kontrol etme zorunluluğu devam ediyor. Geçen hafta da söylediğim gibi onlar Ağustos'tan sonra bir şeyler yapacaklar. Ama ve Jüpiter'in vereceği evet bolluk bereketten o zaman faydalanacaklar. Ve dönüşüm zaten geçen yıl Başak'ta olan tutulma ile birlikte başladı. Evet. O etkiyle birlikte epeydir sıkıntıdalar. Kendi varlıklarını çok zor değiştiren bir yapıya sahipler. Evet. Toprak grupları. Onlar, evet, o yüzden biraz daha sancılı oluyor dedim ya. Yani Başaklar için de sancılı olacak. Ama güzel bir dönem yakında Başaklar için. Evet evet. Yani maddi sıkıntıları bir kenara koyalım. Önümüzdeki Ağustos ayı çok güzel geçecek. Eylül dönemi, Ekim dönemi, terazi burçları. Şu an Venüs etkisi ikizlerde olduğu için hava grubunu etkiliyor. Yine zaten gezegeni Venüs olan terazi burçlarını çok fazla etkileyecek. Artık güzel sanatsal faaliyetler, şiirler yani onlarla da başlayacak tabii tabii. Yani bütün hava gruplarında. Ama tabii Venüs zaten terazinin gezegeni olduğu için onu da aşırı bir etkilemesi söz konusu olabilir. Zaten terazilerin bir maddi sıkıntıları söz konusuydu, uğursuzlukları evet, söz konusuydu. Beri sıkıntı içerisinde artık çöküntüleri vardı. Şimdi artık o güzel bir döneme girdi. Güzel bir döneme girdi. Teraziler için olumlu şeyler. Geçen hafta da anlatmıştım terazileri. Aynı etki devam ediyor. Artarak devam edecek. Venüs para getirecek. Evet. Tabii. Aşk ve para getirecek terazilere. Akrep dönüşümünü Mayıs'a kadar tamamlamak üzere çok kısa bir vakti kaldı. Mayıs'ta yeni bir hayata başlayacak. Ve verdikleri kararları Mayıs'ta tam verdikten sonra Ekim'e kadar oturtup ömür boyu o verdikleri kararın içerisinde yer alabilirler. Yani hayatlarında kalıcı bir şeye Mayıs'ta karar verip yeni bir başlangıçla Ekim'e kadar çok iyi paralar kazanacaklar. Tabii yine Mayıs'a kadar biraz akreplerin bir sancılı dönemi var. Çünkü hala hayatlarını oturtamadılar. Kendi içsel sıkıntılarını yaşıyorlar. Akrep dönüşümü çok uzun ve sancılı. 2,5 yıl sürecekti. Ve o devam ediyor hala. Artık, evet, az kaldı. Sabretsinler. Yay burçları için
Bu hafta biraz daha onlar için hareketli geçecek. Seyahatleri çok olabilir bu hafta. Onlar tabii hep hareketli bir dönemi aslında alışkın yapıları. Çok hızlı hareket etmeyi severler. Seyahat etmeyi zaten severler. Seyahat onlara göre zaten. Bu hafta onlar için gerçekten güzel hareketlilik ama getirecek. Yeni iş. Onların en çok istedikleri şey hareketli ve seyahat edebilecekleri bir iş. Ve bunu getirecek. Onlar için eğlenceli zaten. Tabii eğlenceli bir iş getirecek onlara. Eğitim hayatında olan işte felsefi konuların gelişim, tabii gelişim döneminde biraz iletişim onlar için iyi gelecek. Venüs'ün ikizlerde olması yay burçlarına çok daha iyi etki yapacak. O gerginliği atlatacaklar. Tabii gerginliği atlatacaklar. Daha yüzeysel olmayı, o artık biraz derinlere inmekten çıkıp biraz daha insanlarla daha sosyal iletişime geçmeyi bu hafta edinecekler ve önümüzdeki haftalarda hızı daha da artarak devam edecek. Temmuz dönemi yaylar için çok iyi geçecek. Hı hı. Temmuz'da gerçekten para, aşk ve başka şeyler daha yay burçlarına gelecek. Evet. Oğlak. Ay Oğlak da şu anda duygularının içerisinde yoğruluyor. Evet. Yani iki gündür özellikle onun zaten başladı sancısı. Dünden beri, dün akşamdan beri, bugün gündüz. Geceyi yaşar gibiler. Gündüz uyuyan oğlakları bugün görebilirsiniz mesela. Ruhen yorgun hissediyorlar. Tabii yorgun olabilirler. Onlar gündüzü geceye yaşamaya başlayabilirler şu an. Ay oğlakta olduğu için hani geceyi artık yaşamaya başlayabilirler. Ama duyguları ayın da etkisiyle biraz daha onları bocalatabilir. Çünkü şu an son dördün ve ortasındayız. Belki yarım ay ve son dördün arasında kalmak gibi düşünün. Hani arada kalmak gibi hissediyorlar şu anda. Bir kararsızlıkları var. Ve Mayıs ayında güzel bir şeyler yaşayacaklar. Güzel bir girişimin sonucunu elde edecekler. Onun için az kalmış en azından. Onun için de az kaldı. Mayıs'ın başları gibi. Biraz daha sabır şu baksın. An yaptıkları başvurulardan iyi sonuç alacaklar mesela. Oğlaklar. O zaman sabırlı olsun. Evet, sabırlı olun. Kova. Sabırsızlıkla bekliyoruz kova şeklinde. Evet. Kova burçları. Zaten, evet. Güzel kova burçları için söylemiştim. Güzel şeyler olacak. Tabii Venüs ikizlerde hava gruplarını etkilediği gibi. Kovanın Uranüs etkisi tabii çok fazla. Kovalarda güzel bir değişim söz konusu olacak. Şekil itibariyle bile değişecekler. Çok iyi. Evet. Kendi stillerini değiştirmek isteyebilirler. Hatta yeni bir şeyler diktirmek isteyebilirler. Var. Yani terziye giden daha çok kova, terazi, ikizler görebiliriz. Tamam diyeceğim de öyle değil mi? Bravo. Kesinlikle. Evet. Yani terziye bir giden... Bir değişim söz konusu. Tabii. Elbise diktirirsiniz. Başka şeyler yaparsınız. Yeni kumaşlar alırsınız gibi. Evet. Takılar söz konusu olabilir. Evet. Kovalar bu ara kendilerini daha canlı hissedebilirler, dönüşümü hissedebilirler. Tabii biraz sancı çektikleri yerler var. Oradan uzaklaşmayı, biraz onlardan kaçmayı, bazen de gerçekten kaçmayı. Biraz gerçeklikten çok fazla uzaklaşmadan o değişimi sağlamak gerekiyor. Çünkü tekrar oraya dönmemiz gerektiğinde biraz daha zorlanabiliriz. Orayı biraz temizleyip o gerçeklikle biraz yüzleşerek gidersek çok daha havai olmadan hani hava etkisiyle biraz daha hani orayı temizleye temizleye daha sağlam çıkarsak o bina değişimini yaparsak daha güzel olacak kovalar. Ve balıklar. Ve balık son. Evet 12. Balıklar için sağlık problemleri aile olmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Artık bundan sonra değişimin etkilerini, harcadıkları paraların güzel dönüşümlerini görecekler. Duygusal hayatlarında güzel değişimler söz konusu olabilir. Sağlıklarıyla ilgili o kaygıları artık ortadan kalkabilir. Daha çok hani onları ilgilendiren safa oydu kış boyunca. Evet. Hani Ocak sonundan itibaren başlayan sorunlar süreç. Vardı onlarda. Artık hep diğer programlarımda hep sağlıktan bahsettim balıklar için. Çevremdeki çok balıkta da var. Ben de şahit oluyorum. Evet. Kadınların özellikle hani iç organları yerine dışarıya vuran vücutlarında tenlerinde oluşan şeyleri mesela görüyordum. Daha çok döküntüler şeklinde alerjik. Tabii onlar biraz daha hassas evet, oldukları için balık kadınlarında çok fazla hassasiyetleriyle alakalı evet, tabii onlar. Çok fazla alerji durumları, hassasiyet var. Sıkıntı ve stresle alakalı olduğu için içlerinde yaşadıkları o derinliklerden bir çıkarlarsa zaten
belki tamamen çözülecek. Ulaşmaları evet. Var mı çevrenizde balıklar? Var. Tanıdıklarım var tabii. İşte bu ara onlara şey söyleyebilirsiniz. Hani bundan sonra hani dışarıya daha fazla çıksınlar. Biraz daha yeşillik ve deniz kenarı. Özellikle deniz kenarında biraz hava alsınlar. Evet. Havasız ortamlarda bulunmasınlar. Nefes almayı. Bu çok etkiliyor zaten. Tabii. Olumsuz etkiliyor. Yani. Deniz havası. Mutlaka ihtiyaçları olduğu şey. O derinlerden bir çıksınlar artık. Evet. Güneş artık açıyor, çıkıyor. Evet. Artık bahar geliyor. Evet. Dışarıya çıksınlar tabii ki. Kış boyunca alamadıkları o... belki ondan dolayı değil onu, mi? Onu deniz kenarında alması gereken bir havayı... Onların sezonu başlıyor yani. Tabii. Bundan sonra daha iyi hissedecekler kendilerini. Evet, burçları da bitirdik. Bu hafta, önümüzdeki hafta bütün burçlar için güzel şeyler evet. var. Çok güzel. Önümüzdeki hafta boğadan sonra ne olacak? Tabii ki... Hangi burca geçiş yapıyorduk? İkizler miydi? Evet. İkizler burcunu mu anlatacağız haftaya? Önümüzdeki hafta ikizleri anlatacağız. İkizlerin özelliklerini anlatacağız. İkizler konu elde ettiğimiz için... Bulursak... Belki bulursanız yine bir ikizler üzerinde durabiliriz. Durabiliriz. Olmazsa başka biri bulursak bir konuk evet. ağırlayabiliriz burada. Evet. Harita bakmadık birkaç programdır. Evet. Bundan sonra harita önümüzdeki bakabiliriz. Önümüzdeki hafta doğum haritanıza bakılmasını istiyorsanız önümüzdeki hafta bize ulaşın o halde. Çünkü artık vaktimiz bitiyor. 233-77-77'den önümüzdeki hafta bize ulaşın. Doğum haritanıza da inşallah Emel Hanım bakar. Evet, bugün artık bu kadardı. Çok keyifli bir programdı yine. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten i̇nşallah çok keyif alıyorum bir sizinle. Bizi bekliyor olacak. Biz tabii artık vaktimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın diyelim. Güzel yaşayın günü. Bu güzel güneşten istifade edin ve her zaman pozitif bakın, pozitif yaşayın. Hoşça kalın.